Sevgili örgüseverler, 3. videomuza hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bebeğimizin ayağını ve kolunu yapacağız. Şimdi hazırsak başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve bir sıkıştırdığımdan hariç 2 tane zincir çekiyorum. Son zincire değil de onun yanındakine 6 tane sık iğne örüyorum. 4 5 ve 6 tane sık iğneyi ördüm. İlmek kaydırma yöntemini birleştirdim. Şimdi ikinci sırada her bir sık iğneye çift çift batarak 12 tane sık iğne elde ediyoruz. On bir ve 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yapıyoruz. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıraya geçtim. Dördüncü sırada 2 tek, 1 çift örüyoruz. 2 tek, 1 çift örüyoruz. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıradayım. 5. sırada 3 tek, 1 çift örüyoruz. 3 tek, 3 tek ördüm. 1 çift örüyorum. 3 tek örüyorum. Tekrar bir çift örüyorum. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. 6. sıraya geçtim. 6. sırada 4 tane sık iğne örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. 4 tane sık iğne örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. 4 tane sık iğne örüyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak. 4 tek, 1 çift, 4 tek, 1 çift diye böyle örüyoruz. Sıraya geçtim. 7. sırada artırma, eksiltme yapmadan bir sıra 36 tane sık iğnemizi örüyoruz. 36 tane sık iğnemizi örelim. Şimdi 8. sıradayız. 8. sırada ilmeğin arka ilmekten alıyoruz. Şu ön kanadı değil de arkadaki kanadı alıyoruz. Teker teker. 3. Hatta şöyle göstereyim. 4 5 6 7 şu şekilde olacak. 36 tane sık iğnemizi bir sırada bu şekilde dolanıyoruz.
Şöyle. 9. sıraya geçtik. 9. sırada sık iğnemizi normal batıyoruz. Yani arkadan önden almıyoruz. Normal bir şekilde örüyoruz. Şimdi 9. sıradayız. 9, 10, 11, 12. Toplam 4 sırada bu şekilde örüyoruz. Yani arkadan önden almıyoruz. 4 sırada normal bir sık iğnemizi örüyoruz. Normal batarak. Evet, bu şekilde de 4 sıra sık iğnemizi örelim. 12. sıranın sonunda beyaz ipimize geçiyoruz. Bir sıra tekrar yine arka ilmekten alıyoruz. Yani tek kanadını alıyoruz. Arka ilmeğin tek kanadını şu şekilde. Bir sırada beyaz ip ile 36 tane sık iğnemizi örüyoruz. Arka ilmekten alarak şöyle. Arka kanadı alıyoruz yani. Şimdi 14. sıramıza geçtik. 14. sırada 10 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane sık iğneyi ördüm. Şimdi arka arkaya arda arda 8 tane eksiltiyorum. Birinci eksiltme, ikinci eksiltme, üçüncü eksiltme, dördüncü eksiltme, beşinci eksiltme, altıncı eksiltme, yedinci eksiltme, ve sekizinci eksiltme. Geriye kalan 10 tane sık iğnemizi örüyoruz. 2, 3, 3, evet, sıramızın sonunda 27 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 15. sıradayız. 15. sırada 4 tane sık iğne örüyorum. 1 eksiltiyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4 tane sık iğne ördüm. Bir eksiltiyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. 1 eksiltiyorum. 4 tane sık iğne örüyorum.
Geriye kalan 4 tane sık iğnemizi örüyoruz. Sıramızın sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak. Şimdi 16. sıraya geçtik. 16. sırada 9 tane sık iğne örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğneyi ördüm. Arda arda 3 kesim yapıyorum. 1, 2 ve 3. kesimi yaptım. Tekrar 9 tane sık iğnemizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sık iğnemizi ördüm. Şimdi 21 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 17. sıraya geçtik. 17. sıramızdan 21. sıramız dahil örüyoruz. Artırma, eksiltme yapmadan 21. sıramız dahil 21 tane sık iğnemizi örüyoruz. 5 sıramızı da ördük. Yani toplam 21 sıra örmüş olduk. Şimdi ipimizi kesiyoruz. İpleri kaldırayım. Ayağımızı şu şekilde tutuyoruz. Tam şuradaki ilmeğin birinden beyaz yer aşağı gelecek şekilde olacak. Şimdi şuradan bir tanesini alıyorum. Bir sıra bu şekilde şurayı dolanıyoruz. Zaten dolanacağımız yeri belli. Şurası. İlk battığımızda ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. İpleri şuradan içine çekeriz. O zaman hiçbir belli olmaz. Dışta kalmaz. Bunun pamuğu dolduktan sonra zor olacak onun için. İçeriden de o pembelere düğüm atarız. Sonradan gittiğimiz iple içeri çektiğimiz iplere sonradan düğüm atarız. Ayağımın birini ben ördüm. Birleştirdim. Yani dikim olacak burası. Dikilecek. Şöyle. Burayı böyle bu şekilde dikiyoruz. Pamuğu doldurduktan sonra tabii bu şimdi yumuşak tam şekil alması zor oldu. Pamuğu doldurduktan sonra bu şekilde dikiyoruz. Diktikten sonra şurada bir iz kalacak. Onu da
Benim elimde bu renkten bir tane böyle dantel var hazır. Şu içlerini şuradan iple dikeriz. Sonra büzersek şöyle bir görüntü çıkar ortaya. Şöyle şimdilik gösteriyorum yani. Göstermek amaçlı yapıyorum. Şöyle. Tam oradaki görüntüyü de kapatmış oluruz. Ya da başka bir seçenek var. Burada ilme kaydırma yöntemiyle de burayı kapatabiliriz. Başka şekiller verebilip de kapatabiliriz. Benim elimde şu an hazır bu var. Hem bu arada bu değerlenmiş olacak. O kadarını da göstermiyorum. Yani zaten hepimizin dikebileceği gibi. Şu şekilde model vererek dikeceğim. Şimdi ayağı da bitirdik. Geçiyoruz koluna. Kolunun bir tanesini de ördüm ben. Şöyle. Şimdi kolumuzu örüyoruz. Sıklaştırdığımdan hariç iki tane zincir çekiyorum. Son zincirden öncekine 6 tane sık iğne örüyorum. 3 4 5 ve 6 tane sık iğne ördüm. İkinci sırada her bir ilmeğe 6 tane sık iğne ördüm. Pardon. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştirmeyi unuttum. İlmek kaydırma yöntemiyle yuvarlağımızı yapıyoruz. Şimdi ikinci sırada her bir ilmeğe çift çift batarak 12 tane sık iğne elde ediyoruz. Şimdi 3. sırada 3 tane sık iğne örüyorum. 2 3 tane sık iğne örüyorum. 1 artırıyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. 1 artırıyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. 1 arttırıyorum. Sıramızın sonunda 15 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi modelde 4. sıradan 24. sıra dahil örecektik. Ama sanki onu denedim. Kol bayağı bir kısa oldu. Ben 6 sıra daha fazlalaştırdım. Yani 30 sıra toplam 1, 2, 3 yani 30 sıra ten rengiyle ördüm. Evet 15 tane sık iğnemizi 30. sıra dahil örelim. Yani şimdi 4. sıradayız. Sıramızın sonunda ilmeği kapatmadan beyaz renge geçeceğiz. Şimdi 4. sırayı birlikte ördük. Şimdi bunu tam 30'a tamamlıyoruz. 30 sıraya tamamlıyoruz. 30. sıranın sonunda ilmeğimizi 30. sırada ilmeğimizi kapatmıyoruz. 30. sırayı sonunu tamamlarken ilmeği kapatmıyoruz. Şimdi 30. sıranın sonunda ilmeği kapatmıyoruz ve beyaz ipimize geçiyoruz.
6 sırada beyaz ipimizle örüyoruz. Evet, bir sırayı ördük. 5 sıra daha örelim. Yani 6 sırada beyaz iple olacak. 5 sırada ve 6 sırada beyazla ördük. Şimdi hemen şuraya bir kol çizgisi yapacağım. O yüzden şu renk sırasını belli ettiğim ipi de çıkarttım. Şuraya hemen ilmek kaydırma yöntemiyle bir sıra bir sıra bu şekilde ilmek kaydırarak gidelim. Ama çok üstten oldu. Şuradan alalım. Yani ten rengiyle beyazın birleştiği yerden gidelim. Çünkü baktım beyaz alttan göründü. Şimdi oldu. Bu ilmek kaydırma hem zincir çekmiş gibi oluyor yani. Şöyle bir sıra orayı tamamlayalım. Şimdi 6 sıramızı örmüştük. 6 sıradan sonra 3 zincir çekiyorum. Üç sık iğne yapıyorum. 3 zincir nereden çıktı? 3 sık iğne yaptım. 1 eksilttim. 1 2 3 sık iğne örüyorum. 1 eksiltiyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1 eksiltiyorum. Sayımızı 12'ye düşürdük. Şimdi İki sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. İki sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. İki sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. Pamuğu doldurduk zaten. Şimdi bir şu sık iğneden bir de karşı tarafa batarak burayı da böyle birleştiriyoruz. 1 2 3 bir zincir çekiyorum. Dikmek için ipimizi uzun kesiyoruz. Şu kolumuzun da şurasını yapacağız. Ben şimdi bunu böyle göstermek amaçlı yaptım. Pamuğu dolduktan sonra zorlanılıyor. Örerken daha basit olacağını göstermek istedim. Şimdi ben bunda biraz zorlanacağım. Evet hanımlar, bu bölümümüzde de ayağını ve kolunu çalıştık.
Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.